Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Nescafe Gold My Coffee tanıtımı yapacağız. Aslında kullanımı çok basit ve pratik olan bir cihaz. İsterseniz hemen videomuza başlayalım. İlk önce bu 6 tuştan oluşuyor. Ortasındaki açma kapama tuşundan basıyoruz. Biz daha önce videoyu çekmeden önce prize takmıştık. Orada kırmızı yanıp sönüyordu. Şimdi arkasındaki su kaynadığı için bütün kahveler yeşil konuma geldi. Burada üzerinde espresso, küçük kahve, büyük kahve, burada cappuccino ve frappuccino özellikleri var. Tabii makinemizi kullanırken ilk önce arkasından su doldurmamız gerekiyor. İsterseniz hemen görelim. Böyle bir haznesi var. Kettle gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra üstünde de Nescafe'mizi koyduğumuz yer var. Buradan kahvenizi koyabilirsiniz. Ama unutmayın ki sadece Nescafe koyun. Çünkü biz ürünü denerken eğer normal çekilmiş kahve koyarsanız ürünü aldığınız gibi bozabilirsiniz ya da direkt servise yollamak zorunda kalabilirsiniz. Bu konu hakkında dikkat edin. Sadece Nescafe koyun. İsterseniz kısa bir test yapalım ürünün nasıl çalıştığını. Ben espresso modunu deneyeceğim. Gördüğünüz gibi biraz sesli çalışıyor ama umarım sonuç güzel olur. Evet, böyle biraz espresso aslında çok küçük haznesi olmasına rağmen gene de bardağın çeyreğini dolduruyor. Yani aslında Türk usulü espresso da diyebiliriz. Biz çünkü bir şeyi az görünce çok beğenmeyiz. Şimdi neredeyse kahvemiz hazır yalnız. Burada sütü kendiniz eklemeniz gerekiyor. Sadece aslında bu makinenin yaptığı Nescafe'yi ısıtıp arkasındaki suyu kaynatıp oluşturma. Yani bir nevi kettle ama tabi önemli özelliği cappuccino gibi şeyler hazırlaması. Evet, kahveniz gördüğümüz gibi böyle oluyor, köpüklü. Gayet güzel gözüküyor. Ve Nescafe'yi de almış. Ondan sonra diğer özellikleri de var. Evet arkadaşlar, biz gördüğünüz gibi bardağı değiştirdik. Porselen bardak yerine sizin daha iyi görmeniz için su bardağı koyduk. Böylece siz kahvenin nasıl yapıldığını ve makinenin nasıl çalıştığını ve ne tür şeyler yaptığını deneyimleyebilirsiniz. Biz şimdi frappe yapacağız. Bu sol üstte yer alan buton. Başta kendini hazırlaması için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Ondan sonra kenardan su fışkırtmaya başlıyor. Başta su gibi göründüğüne aldanmayın. İlk önce sıcak suyu kendi haznesine depolanıyor. Şimdi Nescafe geliyor. Ama Nescafe belli bir sıcaklık. Özellikle 70 derece bu süt köpüğünün oluşması için. Onu yavaş yavaş koyuyor ve kahvemizin yavaş yavaş köpürmeye başladığını görüyorsunuz şimdi. Baştaki su gibi halinden eser kalmadı. Çünkü frappelerde biraz daha fazla Nescafe koyuyor. Böylece şekli daha koyu oluyor. Ama sanki içine süt koymuşsunuz gibi gözüküyor. Şimdi neredeyse kahvemiz hazır. Şimdi artık sonra tuşlar atılıyor. Kahvemiz gayet güzel rengine kavuştu. Sanki içine süt koymuş gibi oldu gördüğünüz üzere. Evet, şimdi kahvemiz bitti. Biz makineyi deneyimledik. Bizim görüşlerimizi size aktarmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi kahvemiz böyle oldu. Gayet güzel, köpüklü, süt köpüğü var sanki gibi. Evet arkadaşlar, bizim videomuz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.